Nöbetçi Editör'den herkese merhaba. 24 Ocak gündemine beraber bakacağız. TR724 YouTube kanalındasınız. Değerli izleyicilerimiz, dünden beri sosyal medyada çok konuşulan bir milletvekili var. Onunla başlayalım. Ordu milletvekili Şenol Yedi Yıldız. Öyle şeyler söyledi ki duymayanlar için, izlemeyenler için bir hatırlatalım bakalım milletvekili neler demiş. Bugün bununla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklaması daha fecaat. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Önce bir hatırlayalım. Türkiye'nin başında, partimizin başında, memleketin başında, dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla, özür dilerim, kusura bakma. Ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere, yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum, yani Türkiye'deki için Anladım. söylüyorum. Yani şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip abi ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek, mazlumlara ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek, dünyanın Tayyip abiden beklentisi olan insanlara ihanettir. Bak sana açıkçası söylüyorum. Şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Evet. Ukrayna'da, Rusya'da Tayyip abiden bir şeyler bekliyor. Ve de onları yapıyor, görüyorsunuz. Ya daha ne olacak? Biz Tayyip abiye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ya bunlar şey olsun diye söylemiyorum ya. Evet, bu sözün sahibi bir milletvekili ayakkabısını elimizde yalamamız lazım diyor Tayyip Erdoğan için. Tabii bunun daha çok örnekleri vardı. Bizzat şahsın kendisinin de böyle bir sürü potu vardı. Pot mu diyelim artık? Rahmetimiz gazabımız aştı gibi ifadeler kullanmıştı. Dokunmak ibadettir diyen vardı. Bu yalakalık yarışında çıta çok yükselmiş. Ayakkabısını yalamak lazım. Yani söylenecek bir söz yok. Sözün bittiği yer birçok kişi tepki gösterdi doğal olarak. Kendisi bir açıklama yapmış. Açıklamayı da Oda TV kendisine ulaşmış. Diyor ki bu bir yerel ifade. Bizim oralarda çok kullanılır. O yüzden yerel konuşuyordum. O rahatlıkla konuştum. Şimdi orduları da hakaret ediyor. Orduların böyle tapınma şeyleri mi var? Çok enteresan. Abi ifadesine de açıklık getiriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a abi diye hitap etmiş. Kendisi de o sebepten dolayı abi demiş. Yani acaba ne kadar düşündüler bu açıklamayı yapmak için? İşte Kırgızistan Cumhurbaşkanı abi diye abi demiş. Cumhurbaşkanının her yaptığını yapıyor musun? Neyse haddini aştığını söylüyor ama vatanı milleti satmadım. Kimseyi de hakaret etmedim diyor. Vatanı milleti satmamışlar. Yani bu tür yalakalıklarla aslında o kadar millete ihanet ediyorsunuz ki. Neyse şimdi Ümit Özdağ işte FETÖ'cü falan. Ne zaman böyle bir iktidardan birisi böyle bir pislikle ortaya çıkar, işte videoyu beraber izledik ifadeleri, hemen hedef saptırma, değiştirme, bunu o iki Barış da yapıyor, Ümit Özdağ da çok yapıyor, hemen bir büyük bir skandal patlıyor, bir yerden mutlaka bir FETÖ bağlantısı, FETÖ iftirası atıp hadiseyi başka yerlere götürüyorlar. Onunla ilgili de açıklama yapmış, işte kendisinin FETÖ'lü yıllardır mücadele ettiğini falan gibi bildik ifadeleri kullanmış. Durum böyle, malzeme bu diyerek bugünkü programa başlayalım. Çünkü birazdan epey siyaset gündemimiz olacak. Ama eldeki insan malzemesinin bu olduğunu bilerek başlarsak bundan sonraki haberleri o ciddiyetle değerlendirebilirsiniz. Altılı Masa'ya geçelim. Altılı Masa'da bugün önemli bir kulis haber vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayıyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Çok yakında açıklayacaklar. Çünkü artık seçim tarihi belli oldu. 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Erdoğan meclis bu kararı almazsa bizzat kendisinin devreye gireceğini söyledi ki daha önceki röportajlarında Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok demesine rağmen düşünmüşler, taşımışlar. 14 Mayıs en iyi tarih olarak karar kılmışlar. Erdoğan öyle söylemişti. Bunu seçimlerinde güncellenmesi diyorlar. Erken seçimde demiyorlar. Neyse altılı masa seçimleri nasıl girecek? Bir Cumhurbaşkanı da çıkartmaları lazım. O büyük bir muamma zaten. Onu da tartışmaları takip ediyorsunuz. Bir de işin milletvekili seçimleri var. Bu biraz daha partileri çok ilgilendiren, neticede milletvekili olmak, işte dokunulmazlık, o birazcık da onların nasiplenmesi. Çünkü milletvekili olunca çok rahatsınız. Özellikle meclisteki genel görüşme toplantıları olsun, grup toplantıları olsun, beyefendilerin, hanımefendilerin keyifleri çok kıyak. O yüzden bu partilerde kim milletvekili olacak önemli. Bu dengeyi korurlarsa, bu listeleri sorunsuz halledebilirlerse gerçekten altılı masa seçime daha güçlü girebilir. Yok,
bu listelerde kavga verirler, savaş verirlerse zaten arada bir çatlak sesler çıkıyor. Daha da çatlak sesler çıkabilir. Velhasıl şöyle bir karara varmışlar kulis haberine göre. O dört parti var ya, İYİ Parti ile CHP kendi listesiyle seçime girecek. Çünkü İYİ Parti'nin bir baraj sorunu olmadığı düşünülüyor. Geçen seçimlerde 9.9 virgülle baraj altında kalacaktı ama o zaman eski seçim sistemi vardı. O zaman ittifaktaki bir parti barajı geçtiği zaman bütün diğer partiler barajı geçmiş sayılıyordu. O zaman işler kolaydı. Ama şimdi AKP sırf bu altılı masayı zor durumda bırakabilmek için ne yapmıştı? Seçim yasasını değiştirmişlerdi. Her partinin ayrı ayrı barajı geçmesi şart koşulmuştu. MHP'de bir jest yapıp %7'ye düşürmüşlerdi. Şimdi altılı masa İki listeyle girecek, bir CHP listesi, bir İYİ Parti listesi. Bu diğer küçük dört parti var biliyorsunuz. DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Bunlar CHP'nin listesinde yer alacak ve bu partilere toplam 25 milletvekili söz verilmiş. Yani 25 milletvekili kontenjan verilmiş. Yüksek bir rakam, hepsi seçilirse çok büyük bir bu küçük parti hacminden, çapından çok fazla milletvekiline sahip olacak eğer seçilirlerse. Bazı yerler var, muhafazakar yerler, işte Erzurum, Bayburt gibi yerlerde de İYİ Parti listesinden seçime girecekler. Tek liste olacak. Yani orada Millet İttifakı'nın tek listesi olacak. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın da, yani AKP ve MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin de bazı şehirlerde tek listeyle gireceği yine kulis bilgisinde var. Bu ayrıntılar yakında ortaya çıkar ama esas altılı masadan beklenen Cumhur'un adı kim olacak? 30 Ocak'taki toplantıda bunun açıklanacağına dair bilgiler var. Göreceğiz. Dediğim gibi siyasetin günü, salı günü grup toplantıları var. Malum şahısla devam edelim. Haber şu, milli güvenlik dolayısıyla grev ertelendi. Bu ilk defa olmuyor. Genelde hep bu gerekçeyi söylüyor ama bir kez daha yaptı. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 tane grev ertelemiş. Son Schneider Elektrik var. Kocaeli Çayırova'da olan bir şirket. Bunun iş toplu iş sözleşmeleriyle alakalı sıkıntılar vardı. Bir türlü işçi veren ve işçi kesimleri bir ortak rakamda uzlaşamamıştı ve işçiler grev kararı almıştı. Erdoğan grevi 60 gün yasakladı. Sebebi de milli güvenlikmiş. Buna rağmen işçiler sabah 10'da pankartlarını astılar. Bu iş yerine grev var dediler. Daha önce de böyle birkaç Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanıyor bu. Aldığı kararlar uygulanmamıştı. Bu işçiler gerçekten cesur davranıyorlar ve sonunda da kazanıyorlar. Ama bu daha önce de konserler milli güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Türkiye'nin geldiği durum bu. Yani bir işçiler grev yapınca Kocaeli'de nasıl bir milli güvenlik zafiyeti uğruyor? Gerçekten takdirlerinizi bırakalım. Grup toplantıya geçelim. Bu arada malum şahıs bu akşam Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği özel ödüller gecesine katılacak. Uslu, edepli, haddini bilen sanatçılara ya da diğer kişilere ödüller verecekler. Orada da bir konuşma yapacak. Ayrıntılar web sitemizde yer alacak. Kılıçdaroğlu grup toplantısı da konuştu. O Erdoğan'ın 14 Mayıs Demokrat Parti'nin CHP'yi yenip iktidara geldiği günü yeter söz milletindir diyerek duyurmuştu Erdoğan. Dünyada herhalde ilk defa bir iktidar partisi muhalefete yeter diyor. Genelde tam tersi olur. Muhalefet iktidara yeter der. Yeter artık, 20 yıldır yönetiyorsun. Halkın yeter demesi lazım ama işte o sloganı da aşırabilir miyiz? Her türlü şey cukkalama, çalma olduğu için o sloganı da acaba çalabilir miyiz diye düşününce Kılıçdaroğlu cevap verdi. Esas sana yeter dedi ve birçok şey sıraladı. Dinleyelim. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın. Yeter söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söylüyor. Yeter söz milletindir. Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter. Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o
kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter. Hırsızlıklara yeter. Çakallara yeter. Sadat'a yeter. Asrika'ya yeter. Paramiliterlere yeter. Evet, yeter, söz milletindir. Evet, Kılıçdaroğlu bir süredir kendisini de açtı. Grup toplantılarında özellikle çok güzel konuşmalar yapıyor ama anketlere baktığımız zaman öyle inanılmaz CHP'nin oylarını arttıran bir pozisyonda yok. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Bu alkış kıyameti çok ciddiye almayın. Her parti taraftarlarını getirip bu tür coşkulu bir kalabalık oluşturabilir. Erdoğan çok emin adımlarla ilerliyor. Hatta muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini yerine getirerek yoluna devam ediyor. Yani Kılıçdaroğlu geldiğinde yaparız dediği şeyleri Erdoğan yapıyor çünkü elinde böyle bir güç var. Zaten biliyorsunuz hem dış ülkelerden Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Rusya'da doğalgaz erteledi biliyorsunuz. Elinde bir kaynak da oluştu bu seçimlerle alakalı. Bunu hunharca kullanıyor, zalimce kullanıyor. Seçim kazanmak olsun da ne olursa olsun diye. Mesela en son 10 bin kişinin ehliyetine el konulmuş biliyorsunuz. O 10 bin kişiye dahi bir el uzatıyor, bir çiçek uzatıyor. Ehliyetlerini geri alacaklar. Dün Bakanlar Kurulu toplantısında açıklanmıştı. Vergi affı yolda tekrar konut satımıyla alakalı tekrar bir finansman bankalara aktarılması konusunda kanun düzenlemesi meclise geldi. 2000 liraya kadar olan borçlar, iptalatlar vesaire vesaire. Yani sadece bu tür coşkulu konuşmalarla seçim kazanılmayacak. Muhalefetin bunu görmesi lazım. Bir diğer grup toplantısı Bahçeli'nin de MHP liderinin grupta söylediklerinden ziyade grup dışında söyledikleri gündeme geldi. Grup toplantısında bildiğimiz şeyleri söyledi. Zillet, hain, ittifak, vatan hainleri, işte terör örgütleri hepsini her yaptığı konuşmada aynı şeyleri söylüyor. 3 hafta önceden bir konuşma yayınlasak gerçekten fark edemezsiniz. Yeni konuşma mı, eski konuşma mı diye. HDP'nin bir an önce kapatılması lazım geldiğini söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı. Diyarbakır'da bir toplantıda Meral Akşener'in silahları veda ifadesinin büyük bir ihanet olduğunu anlattı. İyi Parti'deki insanlar bunu nasıl içine sindiriyor dedi. Şimdi Sinan Ateş cinayetinden dolayı MHP liderine tepkili, MHP yönetimine tepkili olan insanların gideceği adreslerden bir tanesi İyi Parti. O yüzden İyi Parti'yi hedefine koymuş görünüyor Devlet Bahçeli. Ama esas size bahsettiğim gibi en çok konuşulan fotoğrafı grup toplantısı çıkışında verdi. Kısa bir videomuz var, izleyelim. Bir gazeteci bir soru sormaya çalıştı. Bakın başına neler geldi. Arkadaşlar sakin olun. Sayın Genel Başkan. Başkan Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Eğer mecliste karar alınmazsa şimdi nedir acaba? Beni dinlememişsiniz. O anlaşılıyor. Peki efendim. Hadi gel, gel. İşine bak hadi. Hadi işine bak hadi bak. Görüyorsunuz. İtenler kakanlar da milletvekili korumaları değil, muhabir Yıldız Yazıcıoğlu, Voice of America, Amerika'nın Sesi kanalında çalışıyormuş. Onu itenler milletvekili, daha sonra kendisi KRT televizyonuna bağlanan açıklamalar yaptı. Kendisine en çok üzenin milletvekilinin itmesi olduğunu söyledi ama ne ışıklar açıldı düşünebiliyor musunuz? Sinan Ateş cinayeti der demez bir anda kadını itiyorlar, kakıyorlar. Bahçeli ne diyor? İşine bak diyor. Aslında işini yapıyor. İşine bakan kendisi, yani muhabir işini yapıyor, olması gerekeni yapıyor. Diğer birçok orada muhabirler var, hiçbiri bu soruyu soramıyor. Niye? Çünkü hepsi göbekten bağlı. Sorabilen Voice of America'ya çalıştığı için sorabiliyor. Biraz daha göreceli olarak sırtını iktidara dayamamış bir yayın organı olduğu için, yabancı bir yayın organı olduğu için bu rahatlıkta soruyor. Ona dahi tahammül edemediler, izin vermediler. İşte nasıl itilip kakıldığını kadın muhabirin gördünüz. Yetmedi. Bahçeli işine bak dedi. Daha sonra da MHP'den açıklama geldi. İşte Amerikan televizyonunda çalıştığı için işte nasıl böyle bir ihanet içerisinde olduğu ortadaymış. Sürekli oraya çalışıyormuş. Bir anda muhabiri de linç kampanyasını yönelttirdiler. İtibarsızlaştırma. Ben tam yeni girerken Tarık Toros'un bir tweetine denk geldim. Voice of America'da bu haber hala yer almıyor. İlginç dedi. Gerçekten çok ilginç. Ben de biraz önce baktım. Voice of America'da bu hadise şu ana kadar haberleştirilmedi. Yıldız Yazıcıoğlu'nun Voice of America'da birçok imzalı haberi bulunuyor. Kendisinin haberlerin yayınlandığı doğru ama başına gelenlerde böyle bir tepkisizlik var. Gerçekten Türkiye'nin içinde olduğu durumu bundan çok daha iyi hiçbir şey anlatamaz.
uzun bir süre 30 Aralık'ta öldürülmüştü Sinan Ateş. Davanın nasıl kapatıldı, soruşturma nasıl kapatıldı? En son artık bizzat MHP'li bir savcı atayarak bu işin nasıl hasır altı edileceğini göstere göstere yaptılar. MHP liderinin konuşmalarını burada hep beraber salı günü gördük. MHP yönetiminden insanlar var olaya karışan. Azmettiricilerden bir tanesi milletvekilin evine, Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı. Daha doğrusu kullandığı evlerden birisinde yakalandı. Milletvekilleri işin içerisinde, İstanbul Teşkilatı'ndan görevde olan insanlar işin içerisinde. Yani ülkücüler, MHP Teşkilatı, eski genel, ilk Ocak'ta eski genel başkanlarını mahfeti yöntemlerle bir torbacıya öldürttüler. Bu hadise gösteri gösteri kapatılıyor. Neden? Seçim var. Neden? İktidar partisiyle ittifak halindeler. Yok işte Erdoğan talimat vermiş, sonuna kadar gidilsin. Hani bu masallara inananlar oldu mu bilmiyorum. Bir de bu MHP rehin aldı kısmı da çok doğru değil. Her biri birbirinin birçok dosyasını, kirli çamaşırını gayet iyi biliyorlar. Bu cinayet kriminal bir hadise. Hayatını kaybetmiş iki kız çocuğu birisi var. Ve göz göre göre hepimizin önünde cinayet işlendi ve hepimizin önünde kapatılıyor. Dileriz seçimlerde iktidar değişir. Bu tür kapatılan dosyalar hepsi açılır. Sinan Ateş cinayetiyle alakalı bir gelişme daha yaşandı bugün. İki kişi daha tutuklanmış. Esas büyük başları hiç dokunan yok ama iki kişi daha, işte A ve E, C, Z kod isimli verilen iki kişi daha tutuklanmış. Soruşturmanın sözde devam ettiği izin veriyorlar. Tetikçi kayıp, azmettiriciler mecliste şu an Bahçeli'nin yanında bizzat koruma altındalar. Olcay Kılavuz'la alakalı da bir şey söyleyelim. Ya bu katillerden birini kaçırmakla suçlanan bir kişi senin evinde yakalanıyor. Ve bu cinayetin içerisinde olduğunla alakalı çok ciddi iddiaların ötesinde somut bilgiler var. Buna rağmen hiç kimse Olcay Kılavuz ağzını açıp bir tek cümle etmiyor. Yani birisi cinayetle suçlansa, hele hele böyle bir görevi devrettiğin bir kişinin cinayetiyle suçlansa, eğer iftiraysa yerinde duramazsın. Demek ki bu kadar sessiz kalabildiğinize göre iddiaların gerçek olduğuna yönelik çok ciddi bir emare bunlar. Bir diğer grup toplantısı HDP'deydi biliyorsunuz. Dönüşümle eş genel başkanlar kürsüye geliyor. Bugün Mithat Sancar'ın günüydü. HDP derhal kapatılmalı demişti Bahçeli. Cevap verdi. Tonlarca kilit de vursanız hepsini açarız. Biz anahtar bir partiyiz dedi. Erdoğan'ın 2017 referandumunda biliyorsunuz o mühürsüz oylar, geçersiz oylar geçerli sayılmıştı. Bu itirazlarla alakalı olarak Erdoğan demişti. At alan Üsküdar'ı geçti diye hatırlarsanız. Mithat Sancar atı da Üsküdar'ı da bu sefer bulamayacak dedi. Kulak verelim. Umutların ve heyecanın da giderek yükseldiği bir atmosferde seçim sürecine hazırlanıyoruz. Hayatımızı, umudumuzu, geleceğimizi, ekmeğimizi ve sabrımızı tüketmek isteyen bu iktidar düzenini, bu rejimi bir an önce gönderecek olmanın hayali bile o kadar güzel ki gidişlerinin nasıl muhteşem olacağını anlatmaya bile gerek yok. Milyonlar hak ve özgürlük meşalelerini yakmışlar. O güzel günü bekliyorlar. O ana doğru kararlılıkla yürüyorlar. Bu seçim kararının açıklanacağı an Cumhurbaşkanı'nın görevden affını isteme anına dönüşecektir. Seçimlerde de halk en büyük kararı verecek ve bu düzene noktayı kalın bir şekilde koyacaktır. Bundan da şüphemiz olmasın. Evet, HDP biz kaybettiren olacağız. Bizim yüzümüzden kaybettirdiğinde göstereceğiz şeklinde konuşmaları devam ediyor. İşte Kılıçdaroğlu'nu dinledik, Mithat Sancar'ı dinledik. Güzel sözler, kendilerinden çok eminler. Dileriz bu kendilerinden bu kadar emin olmaları seçim çalışmalarına yansır, tabana yansır. Çünkü HDP çok uzun süredir operasyona uğramış bir parti. Birçok partili ve milletvekilleri hapse atılmıştı. Dileriz sahada eski dinamizmi yakalarlar. Aynı şekilde CHP'de seçim güvenliği, sandıkların güvenliğiyle alakalı. Gerçi altılı masada bununla alakalı bir birim oluşturdular ama ne kadar etkili çalışacaklar hatırlarsanız CHP seçim güvenliğiyle alakalı geçen seçimde bir birim oluşturmuştu. Başına da bu Ergenekon'da yargılanıp şeye geçen, AKP'ye geçen Teğmen'i koymuşlardı. Adı bile aklıma gelmedi. O kadar unutmuşuz. T
Temel daha seçimler başladıktan bir saat sonra sistem çökmüştü. Dileriz yine böyle zokalar yutmazlar, işleri ciddiye alırlar. İstanbul seçimlerinde bu işi ciddiye aldıklarında karşılığını gördüler. Dileriz bütün Türkiye'de aynı bu kadar güzel sözler, bunu söylemekte çok bir şey yok yani. Bunu sen ben de söyleriz. Neticede sahada çalışabilecek misiniz? O önemli diyelim. Bir sonraki haberimiz, hatırlarsınız değerli izleyiciler, HDP'de aday çıkartacağız demişti. Pervin Buldan açıklamıştı. HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük ittifakı var. Onlar da aralarında görüşüyorlar. Hatta bugün toplantılı var. Hala devam ediyor. Onlar da aday nasıl belirleyeceğiz ya da parti listeleri, milletvekili seçimine nasıl hazırlanacağız diye. Bununla alakalı Demirtaş'ın bir tweet'i oldu. Artık Kürt Siyasi Hareketi'ne HDP ne demiş, bir de Demirtaş ne demiş penceresinden bakıyoruz. Tek listeyle girin. Bu tek listeyle girin uyarısı önemli. Bir daha güçlü bir sonuç almak için, evet HDP dışındaki diğer partiler oranca daha küçük ama verdikleri bir öyle ya da böyle bir katkı var. Barajı geçme açısından önemli ve bazı küçük çatlak sesler o ittifakta da vardı. İşte kürsüye çıktın çıkamadım, konuşturdun konuşturmadılar. Demirtaş uyumu sağlayın, tek milletvekili listesiyle girin diye açıklama yapmış Twitter adresinden. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Hatırlarsanız karne hediyesi diye bir haber vardı. Et, karne hediyesi olarak çocuğuna et aldı haberi vardı ve çok büyük ilgi çekmişti. Ülkenin geldiği durumla alakalı çok büyük yorumlara vesile olmuştu. Daha sonra havuz bu aileyi buldu ve kasabı da buldu, çocuğu da buldu. Et değil tablet olayına çevirdiler haberi. Muhabirin zorla çocuğa işte karne hediyesi olarak annem bana et aldırdı diye sözler söyletildi. İşte evine gidip röportaj yaptılar. Kadıncağız konuştu. Bizim halimiz vaktimiz yerinde, gayet haftada 3 defa kasaba gidiyoruz. Sonra kasaba gittiler. Kasap işte zaten devamlı gelen bir aile, evi var, arabası var. Ben işte pirzola çok genelde tavuk yemez, tavuk yer, et yemez. O yüzden ben kendisine pirzola verdim. Neyse, haberi üzerine epey bir propaganda yaptılar. Troller de çok ciddi hedef almışlardı. Nitekim Habertürk bugün muhabirin işine son verdi. İşte etik bilmem ne şeyi soruşturma yapmış. Bunu yazan Habertürk söylerken gülüyorum. Yani her gün ekranlarında gazeteciliğin ırzını geçenler, yani muhabirlik gazetecilik adına, böyle iktidarı yalama adına, hani Habertürk başka muhalifleri de çıkartıyor diyebilirsin, hiç öyle değil. Bunların hepsinin patronları göbekten bağlı. Yani her gün ekranlarda televizyonlar hızına geçenler bir garip muhabire gelince böyle etik vesaire hatırlamışlar. Uzun bir kamuoyu açıklaması, gazetecilik ilkelerinden yine dersler veriyorlar. Nitekim muhabir çocuğu yönlendirmiş, işte şöyle söyleyeceksin falan demiş ve muhabiri de kovdular. Çocuk konuşurken annesi de oradaydı. Annesi o zaman müdahale etseydi falan hani diyebilirsiniz ama malum halimiz, tekrar ilam olarak bu haberi vermiş olalım. Karne hediyesi olarak annem bana et aldı haberini yapan muhabir bugün Habertürk'ten işine son verilerek kovuldu. Evet, biraz dış basından, bizi de ilgilendiren dış basın haberlerine geçelim. Finlandiya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı Reuters'e. Önce kendi yerel televizyonlarında konuştu. Bu NATO ile ilgili müzakereleri birazcık ara vermek lazım. İşte en son o Kur'an provokasyonu ile alakalı işte epey bir toz kalktı. Bu tozun yatışması lazım demişti. Bir de ilginç bir şey söylemişti. Finlandiya İsveç'le beraber NATO'ya gireceğiz. Anca beraber, kanca beraber demişti. Çünkü Türkiye'nin bir taktiği vardı. İşte İsveç'le Finlandiya'yı ayırıp İsveç'i gözüne kestirmişti malum. İşte Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verip, görüyorsunuz işte bizim ilkesel olarak bir sorunumuz yok. Finlandiya taahhütlerini yerine getirdi. Onay verdik ama İsveç hala işte görüyorsunuz bizi zorluyor demek gibi bir siyaseti vardı. Ve Finlandiya bunu hayır, ya beraber gireriz ya da girmeyiz diye bir açıklama yapıp önünü kesmişti. Sabah Finlandiya yerel televizyonda yaptığı açıklamada İsveç'in işi biraz uzun sürecek herhalde, biz durumu tekrar değerlendirebiliriz demişti. Belli ki tepki çekecek ya da çok derin bir siyasi politika değişikliği olacak. Daha sonra Reuters'e bir telefonla röportaj daha verdi. Şu an için İsveç'ten farklı bir tarihlerde girmek için bir gerekçe olmadığını söyledi. Türkiye'de de seçimler var dedi. Birazcık şu toz dumanın ortadan kalkması lazım ve bir tarih verdi. 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta bir NATO zirvesi olacak. Üyeliğin o tarihe, o zirveye yetişeceğini düşündüğünü ve yeni, daha önce bir tarih vardı aslında ama şu an Finlandiya'da birazcık hem Türkiye'deki seçimleri de düşünerek, malum meclis yakında tatile gelecek, birçok şeyi görüşemeyecekler. 11-12 Temmuz'a
kaldı üyelik şeklinde yorumlayabiliriz. Ama belli olmaz, bir bakmışsınız bir sabah meclisteki web sitesine Finlandiya ile İsveç'in üyeliğiyle alakalı kanun maddesi konmuş. Buna da görebiliriz. Çünkü Amerikalılar çok net mesaj verdi. Bu işi halletmeden diğer işlere başlamayacağız diye. Bakalım Türkiye ne tepki verecek. Son haberimiz, veda eden bir başbakan. Duydunuz, Yeni Zelanda başbakanı görevi bırakacağını söylemişti. Artık yorulduğunu, eskisi gibi enerjik olarak çalışamayacağını, artık gitme vakti geldi demişti. Bugün başbakanlıkta son günüydü. Bir köyü ziyaret ettiler. Şu an arşiv fotoğrafları görüyorsunuz. Özellikle Yeni Zelanda başbakanın en fazla popüler olduğu zaman bir mescide yapılan, camiye yapılan silahlı saldırıdan sonra biliyorsunuz oraya gidip insanlara sarılarak çok empatik fotoğraflar vermişti. Başını örtmüştü ve sorumluluğu üzerine almıştı ve bunun İslamofobiyle mücadelede çok mesafe almamız lazım demişti. Görevdeyken çocuğu olmuştu. Çocuğunu Birleşmiş Milletler'e götürmüştü. İşte bir koronadan dolayı online verilen röportajlarda çocuğun arkada sesi gelmişti. Velhasıl hiç adını bile duymayacağımız Yeni Zelanda'yı bu popüler tavırlarıyla bir anda dünyada popüler ülke haline getirmişti. 36 yaşında göreve gelmişti. 42 yaşında 6 yıl sonra görevi devrediyor. Artık yeter, yoruldum dedi. Birçok şeye örnek gösterdi. İşte bizimkisi 20 yıldır burada. Onlara örnek verilmişti. Evet, medeni toplumlarda böyle yöneticiler geliyorlar, giriyorlar. Kimse bulunmaz, hiç kumaşı değil. Kimse bir ülkenin kaderinden tamamen iki dudağın arasında değil. İşte bu kadar uzun sürede hiç medeni ülkelerde kalmıyor. Böyle deyince bazıları Merkel örneğini veriyorlar. Merkel 16-17 yıl kaldı herhalde. Yani 200-250 milyar euro bütçe fazlası var. Bir arabayla işe gidiyor geliyor. Marketten alışveriş yapıyor. Göreve seçildiğinden beri aynı evde kalıyor. Daha önce kaldığı evde kalıyor. Hani Merkel'e örnek vereceksiniz, birazcık başka yönlerine örnek vermeniz lazım. Hiç bizim özellikle maalesef Doğu toplumundaki gibi değil değerli izleyiciler. Bu haberle de nöbetçi editörü noktalıyoruz. Yarın editör masasında beraber olacağız. Bekleriz. Yorumlarınızı da her program sonunda hatırlatıyorum. Gerçekten bize çok yol gösteriyor. Onları da bekliyoruz. Hoşçakalın.